İsmim Ali Zencir, Yazıcıoğlu Gülsoyler Döviz Bürosu'nda gişe yetkilisi olarak çalışmaktayım. Şöyle, öncelikle dövizdeki zaten artışlar çok fazla olmaya başladığında, yukarı yönlü artış olduğunda esnafımızın daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü para ne kadar çok değerlendiyse bu sefer sahtesinin de piyasaya girmesi o denli fazla oluyor. Olasılık daha da fazla artıyor çünkü değer kazandığı için. Tabii esnafımız da bizim döviz bürosu çalışanları gibi sürekli haşır neşir olmadığı için, özellikle döviz, dolar ve euro da ve diğer para birimleriyle çok fazla haşır neşir olmadığı için, iç içe olmadıkları için ayırt etmeleri, sahte ile gerçeği ayırt etmeleri biraz da tabii zor olabiliyor. Ancak bunun bazı önemli nüansları, farkları tabii ki de var diğer paralarımızda olduğu gibi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, kesinlikle esnafımız bunu en pratik şekilde halledebilmek adına mor floresan dediğimiz elektrikçilerde bulabilecekleri mor floresan alırlarsa tezgahın altına taktıkları takdirde bütün para birimlerini mor floresan ışığına tuttuğu takdirde oradaki gerçekle sahtenin arasındaki en büyük farkı daha pratik, daha kısa zamanda en iyi o şekilde ayırt edebilirler. Lakin öyle bir eğer şansları yoksa dışarı çalışan esnafımız için $100'larımızda gördüğümüz gibi bu yeni $100'larımız. Bunun tamamını bu şekilde basabiliyor, sahtelerini yapabiliyorlar. Fakat buradaki özellikle görmüş olduğunuz mavi bandrolü kesinlikle bunu birebir aynısını yapamıyorlar. Aslında dolardaki en önemli nüans bu. Buradaki görmüş olduğunuz bu şerit. Ayrıca bunun yanı sıra yukarı doğru kaldırdığımızda doları, burada yine ayrı bir hologram çıkıyor. Bunu daha çok floresanda daha net görebiliyorlar. Aynı zamanda da yine burada aynı şekilde Benjamin Franklin'in de resmini görebiliyorlar. Ve hepsinden de daha önemlisi, tabii biz alışkın olduğumuz için bunu ayırt etmemiz biraz daha kolay oluyor ama bu diğer sahte dolarların, sahte paraların kağıtları biraz daha ince, A4 kağıdı dediğimiz şekilde daha ince bir yapıya sahip oluyor bütün sahte paralar. Ancak bunda ise belli bir kalite, belli bir hamur ağırlığı olduğu için bunlar A4 kağıdına göre biraz daha kalın ve kaliteli olduğu zaten elle tutulduğu takdirde hissedilmekte. Ancak dediğim gibi en önemlisi dolarda kesinlikle bu şerit. Bunun taklit edilmesi kesinlikle zor. Bir de buradaki çıkan Benjamin Franklin ve aynı zamanda burada çıkan yine bir yüz yazısı var. Diğer tabii ki de TL'de de ve diğer bizim para birimlerimizin hepsinde 200 TL olsun, 100 TL olsun. Aynı şekilde özellikle kağıdında TL'yi diğer kağıtlara göre fark etmeleri esnafımızın daha kolay olur. Çünkü daha fazla haşır neşir oldukları için. Aynı şekilde sahte TL'lerin de hamurunda A4 kağıdı gibi. Onlarınki daha düz ve daha böyle ince yapıya sahip. Ancak bizim TL'de işte belli bir pamuk oranında yapıldığı için kalitesi diğerine göre daha fazla ve ince değil A4 kağıdına göre. Tabii yine en basit şekilde burada da yine görülebileceği gibi 100. Özellikle buradaki yazan 50 TL ise 50, 100 ise 100. Buradaki 100 yazısı kesinlikle sahtelerde yazılamıyor birebir. Ancak buradaki çıkan Atatürk resmiyle diğer şeylerin hepsi birebir neredeyse aynı şekilde yapılabiliyor. Aynı zamanda buradaki de görmüş olduğunuz hologramda daha sönük sahtelerde. En büyük ayırt ediciliği özellikleri budur.